Bunu arabanızın üstünde görürseniz sakın dokunmayın ve yardım çağırın. Bir martı sürüsü aracınızı tuvaletleri bellemişse araca hiç dokunmadan... Bekleyin, ne? Hay Allah, bu başka bir videoymuş. Pardon, yanlış oldu. Bunu daha sonra anlatacağım. Tekrar başlayalım. Soyguncular arabanızı veya içinde unutup bıraktığınız eşyaları çalmak için düzenli olarak yeni sahtekarlık numaraları icat ederler. Bazen bu numaralar uzun süredir kullandıkları bazı dolandırıcılık yöntemlerinin sadece gelişmiş türleridir. Ancak soyguncular işleyecekleri bu tip suçlar için günümüzde giderek daha modern teknolojiler kullanmaya başladılar. Teknolojik yeniliklerin bu tür gelişmelerinden biri ister istemez çok sayıda kurbanın gözünü korkutmaktadır. Neyse ki bu hile hakkında bilgi sahibi olursanız kendinizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı korumakta zorlanmazsınız ve olası bir kurbanı suçluların eline düşmeden kurtarabilirsiniz. Arabanızda bir GPS cihazı. Günümüzde yollardaki en tehlikeli soygunculuk taktiklerinden biri yeni nesil GPS navigasyon cihazlarının kullanıldığı yöntemdir. Yol kenarındaki soyguncular daha sonra size anlatacağımız amaçla bu tür cihazları arabanıza takabilirler. Bu cihazlar ilk ortaya çıktığında ordu, polis ve hatta özel güvenlik kuvvetleri tarafından kullanılırdı. Bu navigasyon aletlerinin yardımıyla suçluları ve teröristleri takip ederlerdi. Cihazlar genellikle sıradan vatandaşların kullanımı için uygun değildi. Ancak zaman ilerledi ve günümüzde gittikçe daha fazla sayıda kişi bu cihazlara internette resmi olmayan sitelerden satın almak suretiyle erişebiliyor. Soyguncuların kullandığı bu GPS cihazları manyetik oldukları için MagnoTracker olarak da adlandırılmaktadır. Manyetik olması, hırsızların onu arabanıza takmasını oldukça kolaylaştırır. Dahası soyguncular genellikle bu cihazları aracınızın yanından geçerken otomobillerinin camından dışarı fırlatırlar. Ayrıca bu manyetik özellikli cihazları arabanıza fırlatacak özel düzenekleri vardır. Cihaz manyetik olduğu için kolayca araca yapışır ve hırsızlar da böylece işlerine koyulurlar. Soyguncular bu cihazlara neden ihtiyaç duyar? Bu cihazları sizi gizlice izlemek için kullanırlar. Cihazlar soyguncuları dairenize veya evinize yönlendirirler. Böylelikle arabanızı ıssız bir yere park ettiğinizde kolaylıkla yerini bulup içine girebileceklerdir. Bu hırsızların tipleri insanı fena halde endişeye sürükler ve bunların yanında kapkaççılar kuzu gibi kalır. Bunlar kurbanlarını yakalamak için bu manyetik GPS cihazlarını kullanırlar. Örneğin kıskanç bir adamın arabasına gizlice bağladığı cihazdan topladığı verileri kullanarak eski karısına saldırmayı planladığı bir dava vardı. Adam saldırı için bir silah bile edinmişti. Ancak kadın şanslıydı çünkü tamircideki bir usta cihazı fark edip çıkardı. Daha şoke edici ve korkutucu olansa bu GPS cihazları siz yurt dışında seyahatte olsanız bile nerede olduğunuzu soygunculara bildirebilir. Bu durumda tam olarak kesin konumunuza ve böylece evinizin ne zaman boş ve soyguna müsait olduğu bilgisine de sahip olurlar. Bu yüzden arabanızda bu tip bir cihaz fark ederseniz son derece dikkatli olun. Cihazı kolayca fark ettiyseniz bu muhtemelen bir araba penceresinden arabanıza fırlatılmıştır. Bu durumda birileri büyük ihtimalle arabadan çıkıp bundan kurtulmak için arabayı durdurmanızı beklemektedir. İşte tam o anda soyguncular size saldırıp arabayı soymaya çalışabilir. Veya yaşadığınız yeri öğrenmek için evinize ulaşana kadar bekleyebilirler. Ama böyle bir cihazı aracın gözle kolayca fark edilemeyecek bir yerinde, örneğin aracınızın altında bulursanız durum daha korkutucu bir hal alır. Bu durumda gerekli tedbirleri arttırmaktan çekinmemelisiniz. Cihazın dikkatinizi çekmemesini sağlamak için ciddi zahmete girmeleri özellikle sizi hedefledikleri anlamına gelir. Yani arabanıza takılmış bu tip manyetik bir cihaz bulursanız yapmanız gerekenler şunlardır. Cihazı evinizden veya iş yerinizden uzak, rastgele ve bu yerlerin güzergahı dışında bir yerde çıkarın. Çıkardıktan sonra polise kanıt olsun diye cihazın fotoğrafını çekin. Cihazı yere bırakın, nerede bıraktığınızı unutmayın ve cihazdan mümkün olduğu kadar uzaklaşın. Ancak bundan sonra polisi arayın. Sağlayacağınız bilgilerle polisin bu cihazı yasa dışı olarak kullananları yakalama şansı daha yüksek olacaktır. Siz evde olmadığınız için soyguncular evinizi hedef almışken tatili yabancı bir ülkede geçirmek iyice tehlikeli bir maceraya dönüşebilir.
İnsanlar tatilde kendilerini daha rahat hissettikleri için kendi ülkelerinde fazlasıyla farkında oldukları tehditlerin aynısını yurt dışında dikkate almazlar. Örneğin İspanya'da soyguncuların yabancı plakalı araçların sürücülerini hedeflediği çok sayıda vaka olmuştur. Yol kenarındaki hırsızlar arabalarında sorun varmış gibi yapıp yoldan geçen yabancılar da yardım etmek için durduklarında bütün nakit ve pasaportlarını çalmışlardır. Bu yüzden yurt dışındayken şimdi bahsedeceğimiz bazı yol güvenliği önlemlerini almak gerekir. Otostop çekenlere karşı özellikle dikkatli olun. Değerli eşyalarınız sadece erişilmez değil, aynı zamanda görünmüyor olmalıdır. Arabayı terk ederseniz değerli eşyalarınızı yanınıza alın. Arabanızı daima görünür bir yere park edin. Dikkatli ve uyanık olursanız hiçbir hırsız tatilinizin keyfini bozamaz. Bir sivil toplum inisiyatifi olan Arrive Alive kampanyasından edinilen bilgilere göre araba hırsızları kapkaç yöntemini gün geçtikçe daha fazla kullanmaya başlamışlardır. Trafik sıkıştığında ya da trafik ışığında beklerken arabanızın yanına gelip biri camı kırdıktan sonra görebildikleri değerli her şeyi kapıp kaçarlar. Böyle bir durumu önlemenin iki yolu vardır. Trafik sıkıştığında beklerken hiçbir şey yapamayacağınız için bu tip olaylara karşı aracınızın camlarını bir güvenlik filmiyle kaplatabilirsiniz. Bununla uğraşmak istemezseniz arabanızın camını hafifçe yaklaşık 2-3 santim açık bırakın. Her iki yöntem de camların hemen kırılmasını zorlaştıracaktır. Mesele şu ki hırsızların hızlıca kaçıp uzaklaşmaları gerekir. Araba camınızı kırıp indirmek için tekrar tekrar vurmak zorunda kalırlarsa büyük ihtimalle yakalanırlar. Bu yüzden arabanızın camlarını mümkün olduğunca darbelere karşı dayanıklı hale getirmek için yapabileceğiniz her şeyi yapın. Arabanızın güvenliğini nasıl sağlayacağınız konusunda size birkaç tavsiye daha verelim. Bu arada bu önerilenlerin hepsi eski bir araba hırsızı tarafından anlatılmıştır. Yani adam neden bahsettiğini iyi biliyor. Arabanızı güvensiz bir mahalleye park ederseniz kapılarını açık bırakın ve camlarını açın. Tüm değerli eşyalarınızı yanınıza alın ama arabayı kilitlemeyin. Bu tür semtlerde hırsızlar arabanıza girmeye karar vermişse bunu ne pahasına olursa olsun yapacaklardır. Aracı kilitlemeyerek en azından camlarınızın sağlam kalmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda güvenli bir mahalleye bıraktığınızda ise arabanızı daima kilitleyin ve camlarını kapalı tutun. Bu size çelişkili ve riskli gelebilir. Bu yüzden bu tavsiyeye uyup uymamak size kalmıştır. Değerli her şeyi, CD'ler, spor malzemeleri, GPS, bavullar gibi arabanızın bagajına koyun. Hırsızların arabaya girip faydalı gördükleri her şeyi almaları için yaklaşık 20 saniye kadar sınırlı bir zamanı vardır. Bagajı kontrol etmemelerinin sebebi bunu yapacak zamanlarının olmamasıdır. Otomobil hırsızlarına karşı aracınızın cazibesini azaltmak istiyorsanız İçini olabildiğince dağıtın. Eski bir araba hırsızı ağzına kadar çöple dolu arabaları görünce onları pas geçtiğini itiraf etmiştir. Böyle durumdaki araçlarda değerli bir şey olup olmadığını anlamanın çok fazla zaman gerektirdiğini belirtmiştir. Arabanızı iyi aydınlatılmış yerlerde park edin. Sokak lambasının altında hırsızlar kendilerini rahatsız hissederler çünkü kolay fark edilirler. Bu yüzden karanlıkta park etmiş bir arabaya girme olasılıkları çok daha yüksektir. Görünürde hiçbir şeyi, kelimenin tam anlamıyla hiçbir şeyi bırakmayın. Bozuk para, spor malzemeleri, havalı tişörtler, minik tornavidalar ve şerit metre dahil hiçbir şeyi. Bu işin profesyonelinin belirttiği üzere içerideki 75 sent için bir arabaya girmesi onun için hiç de sorun olmamıştı. Ama aracın sahibi sigorta ve kırılmış camlarla uğraşmak zorunda kalmıştı. Yani hırsızları hiçbir şekilde cezbetmeyin. Arabanızı korumak için aldığınız önlemlerin görünür olduğundan emin olun. Arabanıza bir yedek lastik zincirlediyseniz, ki bunu kesinlikle yapmalısınız, potansiyel suçluların zinciri görebildiğinden emin olun. Ve araba alarmınızın yanıp sönen kırmızı bir ışığı varsa, gerçek veya sahte olup olmadığı fark etmez, hırsızlar aracınıza asla yaklaşmayacaktır. Araba hırsızlarını korkutup uzak tutmak için siz hangi tedbirleri alıyorsunuz? Bize yorumlarda hepsinden bahsedin. Ve bizimle birlikte hayata olumlu bakanların arasında kalmak için abone ol tuşuna basmayı unutmayın.